Türkiye denizcilik alanında önemli bir adım daha atarak milli uçak gemisi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje, Türk donanmasının dünya denizlerinde etkinliğini artırmayı ve bölgesel güç dengesini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Milli uçak gemisi, Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık ve yerli üretim hedeflerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi konumundaki TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için çalışmalar sürüyor. Deniz kuvvetlerinin farklı birimlerinden uzman personelinde katılımıyla Design Proje Ofisi Müdürlüğü bünyesinde uçak gemisi çalışma grubu oluşturuldu. Uçuş güvertesi için Türk Savunma Sanayisinin hava aracı üreticileri TUSAŞ ve Baykar ile çalışmalar yapıldı. Milli uçak gemisi 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde tasarlandı. Deplasmanı 60 bin ton olarak planlandı. Milli uçak gemisinin %80 yerlilik oranında olması hedefleniyor. Milli uçak gemisi, TCG Anadolu gemisinden deplasman ve boyut olarak iki kattan daha büyük olacak. Gemi üzerinde iki kalkış, bir iniş pisti yer alacak. Asgari 50 insanlı ve insansız hava aracı konuşlanabilecek. Milli uçak gemisi Türk Donanması'nın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıyor. Bu gemi savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere çeşitli hava araçlarını taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemide Kızıl Elma, Hürjet, Anka 3 ve Bayraktar TB3 birlikte görev yapacak milli uçak gemisi, Türk donanmasına önemli stratejik avantajlar sağlayacak. Türk Savunma Sanayi 2024 yılında Aselsan, Asels, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, Baykar, Otokar, FNSS, BMC, TÜBİTAKSAGE, ASFAT, MKE gibi şirket ve kurumların çabalarıyla gelişimini sürdürüyor.